Biz abi yoğurt satıyoruz, salça satıyoruz, köy pekmezi satıyoruz. Hepsi yerli doğal ürünlerimiz. Ceviz var, kuru yemişlerimiz, çeşitleri var. Yani kokteyl. Cumali. Cumali Adana yöresinin ismi değil mi? Biz genelde bizim yörede cuma geceleri doğan çocuklara cuma gecesi doğduğumuz için mübarek gece olduğundan dolayı Cumali koymuşlar. Cumali. Sağ ol be dayı be, valla sağ ol. Saçlar bazen oluyor ortama. Bir tane daha alalım ya. Ortama uyum sağlıyoruz bazen. Kardeş 10. gün artık 11. gün çekimde ya. Bir yere kadar yani. Ya ya iyi oldu böyle be. Bu hayırdır böyle bir Club Gable durumları? Akşama bir programımız var arkadaşlarla. Düğüne davetliyiz. Ayrıca mahalli sanatçıları düğünlerde falan... Düğüne gideceksin, falan... düğüne gideceksin diye sabahtan mı saçlar böyle? Bir satma numaran var mı senin Cumali Bey? Yoğurt muğurt diye bağırılır işte, fıstık diye bağırılır. Tabii ki bağırıyoruz. Çünkü herkes buranın ne durumda olduğunu bildikleri için ikide bir bağırmamıza gerek kalmıyor. Yani her gün her şey aynı yerde, aynı gündemde, aynı ortamda satılıyor yani. Yabancı biri geldi, buradan alışveriş yapacak. Mesela turizme hizmet ediyor mu bu pazar? Tabii ki ediyor. Bildiğimiz kadarıyla yani öyle arkadaşlar varsa, kimi el kol hareketiyle. Mesela ben, bana geldikleri zaman, oh, welcome and the colleague of guest to come tea drinking, come möchten Sie essen, come yogurt, will good. Evet, Frankfurt köylü pazarındayız. Adıyamanlılar gelmişler vakti zamanında, burayı kurmuşlar. Burada da Adolf, Cumali abi. Frankfurt'a ne zaman geldin? Thank you, kolega, thank you. Kolega yalnız bak. Teşekkür ederim Almanca. Yol arkadaşı, işte Makedonca, Yugoslavca, Bulgarca. Nereden öğrendin Almancayı? Bir komşum var da ara sıra gidip geliyor, yaz mevsimlerine geliyor. Bana biraz komşum. Sallıyorsun gibi geliyor. Yok, çocuklarına kom melone esin diyor. Ben diyor melone ne, Mehmet abi diyor, karpuz. Vasa melone diyor, o da kavun karpuz. Tahavun esin, üzüm. Üzüm yedi. Evet, Cumali abinin mamulleri senelerdir burada duruyor. Çünkü Almanca sattığı için kimse ne sattığını burada anlamıyor. Abicim sen bağırsana, yoğurttur işte, fıstıktır, fındıktır, cevizdir, üzümdür, pekmezdir. Gelin vatandaşlar, gelin arkadaşlar. Ceviz var, fıstık var, üzüm var, hep yerli mahsullerimiz var, yerli köy salçası var, yoğurt var. Dilini buyurun unutmuş. Abi, buyurun. Almancasını rica ederim biz Cumali Bey. Almanca pek detayına gidemiyoruz abi. Detayına gidelim tabii. Ancak o kadarını bilebiliyoruz. Biz bir dene bakalım sen ya. Kom kolega tıkavun esin, kom yoğurt esin, kom peynir esin, kom bekmez esin. Ya vilgut. Evet, genelde müşterilerinin Cumali Bey'e verdiği cevap hiç değişmiyor mu? Şeklinde kalıyor. Başka numaralar var mı sende satışa yönelik Cumali Bey? Vallahi bazen dikkati çekiyor ya. Mesela ormanlara çıktığımız zaman kuş sesleri falan çıkıyor. Kovboyların at kişneme, nal sesleri çıkıyor. Ne diyorsun? Mesela kuşlar ötecek şimdi. Genelde cırcır böcekleri daha da öter. Üzüm olma zamanında, yaz mevsiminde kuşlar ötünce gündüzleyin. Böylelikle devam ediyor. Bazen de kovboylar geceyi dağda geçirince. Bay Smith, umarım Kızılderililer geceyi burada geçirecekler galiba. Beni anlıyor musun? Ha, yürü gidelim de. İşte çocukluğumuzda biz de Adana'da öyle özellikle pazar sabahları kovboy filmleri vardı. Şu kovboy işine bir bakalım. Bakalım, iyi Smith olur. Ben mi oluyorum şimdi? Smith siz oluyorsunuz. Ben Smith, sen Bulgur. Bulgur, evet. Ha, hazır mısın? Evet. Adıyaman usulü kovboy. Günaydın Bulgur. Günaydın Bay Smith. Korkarım, Kızılderililerin duman ateşlerini görüyorum oralarda. Hayır, bunu anlamıyorsunuz. Ateşten korkmak doğru bir şey değildir. Zaten ateşten korkan insanın dağda dumanda ne işi var bayım? Tren geldi mi buralara Bulgur?
Trenin Centrum şehir merkezine geçmesine imkan yok. Kıyı kesimine gitsek daha iyi olur. Bana da öyle geliyor. Evet, evet. Meksiko City'ye geçelim diyorum. Bir dakika, telefon geldi. Çekin Caddesi numara 35. sokakta. Umarım bir pürüz çıkmıştır galiba. O işi halletmemiz lazım ama cep telefonu o zamanlar yoktu. Ciğerlerim söküldü benim. Evet, barış çubuğundan Pro'dan olmalı. Pro'yu bırakalı uzun zaman oldu Bulgur. Aa, çok güzel. Hey senin neyin var ha? Hey Bulgur. Neyin var senin ha? Hey adamım ha? Hey senin neyin var ha? Ne yok ki? Hey sen nesin ha? Annem falan mı ha? Bu sözleri bana mı diyorsunuz? Evet sana diyorum bana Bay Bulgur. Bu yıllardan beri arkadaş olduğumuzdan bu yana nelerin olup bittiğini anlamıyorsunuz gibi geliyor bana. Sen koskoca arkadaşını tanımaz mı Bay Eskimit? İki gün önce atımı kaybettim ve sabah gelirken gördüm ki senin bindiğin at benim kaybettiğim atıma çok benziyor Bay Bulgur. Olabilir. Hayvanlar arasında benzerlik olabilir. Bu doğal bir şeydir. Umarım uykusuz kalmışsınızdır herhalde. Korkarım atımı çaldın Bay Bulgur. Yo kesin. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu olamaz. Umarım bizim seyirciler de bize bakıyorlar galiba. Korkarım bize bakıyorlar Bay Bulgur. Şimdi mikrofonu sana vereceğim Bay Bulgur. Evet. Karşında Bay Smith var. Düello anında ne istersen onu söyle. Biraz uzaktan gel, kalabalığı yararak gel Bay Bulgur. İşler tahmin ettiğimden daha değişikmiş Bay Simit. Daha değişik ya Bulgur. Yo. Böyle bu gibi tartışmalarımıza gerek yok. Odir meydana çıkıp birçok kovboy arkadaşların karşısında bu konuları tartışıp silahlarımızı çeksek umarım daha iyi olur. Fazla uzatmayalım istersen Bulgur. Çek tabancanı. Kaldım. Lan. Ne oldu Bulgur, korktun mu? Silah çekmek doğru bir şey değildir. Bizim defterimizde ve kitaplarımızda yazmıyor. Biz bu işi anlaşarak halletsek umarım daha iyi olur Bay Smith. Umarım iyi olacak Bay Bulgur. Artık şiddete bir son verelim ha. Öyle mi? Bir angilci yoğurdumuzu yemeden mi? O zaman bir barış yoğurdu yiyelim biz sizinle beraber. Barış yoğurdu mu? Barış yoğurdu. Çok iyi olur efendim. Hediye edelim bu yoğurdumuzu. Onu buradan götüremem. New York City çok uzak bir yer. Daha Casablanca'dan geçeceğim ki ne alakası var? Uçakla gidersiniz. Gün batmak üzere. Evet, ben güneşin batışına doğru yol almak zorundayım Bay Bulgur. Sakın silahımızı ele atmayın. Silah sende kalsın Bulgur. Zaten çakar almaz. Yaprak mevsimi değil ya. Bulunanın iyisi onları, bu. Hamlaşmış mı? Hamlaşmış. Var mı sende türkü mürkücü var? Bir tane söylerim. Var abi var. Buyurun Bay Bulgur. Evet. Bugün bana dokunmayın, benim bende haberim yok. Tutmuyor elim ayağım, benim bende haberim yok. Harmanımı ele verdim, bir yar sevdim ele verdim. Bostanımı sele verdim, benim bende haberim yok. Kolay gelsin dayım benim. Hoş bulduk. Nasılsın? Halin keyif. Allah'a şükür. Sen nasılsın? İyidir dayı. İsim? Zahit Kahraman. Buyur. Zahit Kahraman. Zahit. 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 Evet. Dayı yayıldın iyice be. Bir oturacağız. Yayıldım be dayım be. Zahit emmi. Buyur. Yaş kaç? 65. Maşallah. Evlisin? Evliyim. Kaç yıllık evlisin? Vallahi... Elli yıldan fazla. Yaş 61. Ben 13 yaşında evlendim. 13 yaşında evlendim. Seviyorsun mu hanımı? Yok. Sevmedim. İki evlendim. Buyur. Sen laf arıyorsun. Sen laf arıyorsun. Ben laf arayacağım. Muhabbeti açtı. Şimdi ben iki evlendim. İki evlendim. Biri rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. İlki mi rahmetli oldu, ikinci mi? İkinci. İkinci rahmetli oldu. İlki de zaten aramız yoktu, ayrılmak durumundayız.
Tamam. Ayrılmak istiyorsun. Ha, evet. Ayrıldık sayılır yani. 50 yıldan sonra oldu mu dedeyim ben? Bu 40 yıldır ki ayrı ama. Nasıl sen evlendin 13 yaşında? Ha. 10 yıl evli kaydı. Geçinmedik yani. Doğru dürüst geçinmedik. Çoluk çocuk? Çok. 10 Nasıl tane. Çok? 10 tane. İlkinden mi ikinciden mi? İlkinde 6, sonrakinde 4. İyi ki sevmemişsin dayı sen hanımı ya. Hesapsaydık 20 tane olurdu. Ve hiç sevmeden evlendin sen. Ha, evet. 10 yıl sonra baktın ki geçinemiyorsun. Çok, arada çok gitti canım. İkinci hanımı mı aldın ondan sonra? Evet. İzin vermemiştir ama herhalde ilk hanım. Kim danıştı ki ben danışmadım. Sormadım bile. Yok. Rahmetli oldu ikinci hanım. Evet. Birincinden şimdi ayrılmak istiyorsun sen. Evet. 65 yaşında. Çünkü 40 senedir ki ayrı. Ayrı, ayrı oturuyor. Ama bir huzursuzluğumuz olmadı. Bir şeylik böyle oluyor. Gene de çocuk çocuğa verdim, ayrıldım. Peki bir daha evlenmeyi düşünüyor musun? Tabii. Tabii. Ayrılır mıyım? Ayrıldım, bir daha evleneceğim. Var galiba bir aday. Adayın hesabını ararsan bulursun. Yok mu şimdi? Var, çok. Adaylar çok. Çok be. Hele bir hanımdan ayrılayım, adaylara bir bakayım diyorsun. Ha. E dayı bu yaşta evlilik... Olmasa da olmaz. Ne bileyim, iki evlilik geçmiş başından. Geçer, üç de geçer, beş de geçer. Evsiz olur mu insan? Tek oturulmaz ki. Peki bu hanımla ayrıldın varsayalım. Bir daha evlendin üçüncü. Onunla geçinemedin. Ondan da mı ayrılacaksın? Yok, daima geçinmişlik mi olur? Anlaşacağım. Evlenirsen anlaşacağım. İkinci hanımla geçim oldu mu? Tabii. Ama rahmetli çok oldu. Evet. Çok durluydum. Allah gönlüne göre versin mi desem? Amin. Horoz olur gözü çöplükte mi kalır desem? Olur. Nasıl kaderden ne varsa olur. Başka bir şey. Yani konuşmayla demeyle olmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.